Lesbos'un köylerinde hayatın hatıraları çizilmiş. Zeytinliklerde, dalgalarda, köy yollarında, iskelelerde, çarşılarda, kahvelerde ve yaşlıların bağırlarında. Dünyanın belki de hiçbir yerinde güneş ve ay böyle bir armoni içinde hüküm sürmüyor. Bu çınar yaprağını kim bilir hangi bilinmeyen zamanda hangi tanrı keyfini çıkarmak için koparıp denizin ortasına üfledi. Bu sözler Elitis'ten. Çok sevdiği Lesbos'a adanmış sözler. Dar Arnavut kaldırımlarında ilerleyenler, attıkları her adımda adanın tarihiyle karşılaşıyorlar. Eski taş evler, süslü taş çeşmeler, arkeoloji müzeleri, zengin belediye kütüphanesi, çok değerli ressamların bıraktığı çok güzel tablolarda görünüyor tarih. 1930'ların büyük yazarları İlyas Venezis, Stratis Mirvilis, Fotis Kondoglu, Stratis Dukas'ın Lesbos için yazdıkları satırlarda da görünüyor o canlı tarih. Geçmişin acı ve tatlı hatıralarıyla dolu. Küçük Asya ve Lesbos dolu. Dardanel'in getirdiği sular soğuk. Her yerde. Meltemler henüz başlamamış. Körfez sularına gömülen kızıl güneş hüküm sürüyor bütün gün. Baba Burnu ve Molivos arasında. Daha güzel bir gün batımı hayal edemiyorum. Gece başlarken iki sınır arasında hayat da başlıyor. Yunan tarafında Molivos feneri, Türk tarafında Baba feneri. İki fener arasındaki bu dostluk bağı eşsiz, görülmemiş. İnsana yardım ediyor bu fenerler, Türk'e ve Yunan'a. Boğazın azgın sularını yaşayan gemiciye ve balıkçıya. İşte böyle söylüyor İlyas Venezis. Lesbos'un doğasından, Lesbos insanından esinlenerek yazmış bu satırları. Ada insanı, geleneğe, göreneğe ve dine olan bağlılığını hiç yitirmemiş. Hep yaşatmış. Her dini bayramda kökleri asırlar öncesine dayanan gelenekler hala canlı. Doğum, vaftiz, düğünlerde, yani hayatın dönüm noktalarında Lesbos kimliği çok belirgin, çok canlı ve etkileyici.
Midilli, Thermi, Yera, Molivos, Knitos, Eftalu, Anaxo. Denizin ve karanın eşsiz renklerini barındırıyor kucağında. Ege'nin suyu, güneşin parlak yakıcı ışınları sarıyor vücutları, adanın eşsiz sahillerinde. Her adımda geleneksel tavernalar, en güzel mezeleri, adanın en güzel yerli tatlarını, peynirini, ahtap odunu, sardalyasını ve tabii ki cevherini, altın renkli zeytinyağını ikram ediyor sizlere. Ünlü Lesvos uzosunun eşliğinde, vazgeçemediğimiz o tadı yudumlarken. Uzo ile beraber gelen gece, tüm yorgunlukların unutulduğu eğlenceli anlar. Genciyle, yaşlısıyla Akdeniz insanın kanını kolayca kaynatan ritimler. Burada konaklama da hiç dert değil. Tatil köylerinden otellere, kiralık odalardan kampinglere. Herkeseye uygun bir yatak bulmak çok kolay. Yeter ki uyumak isteyin Ağustos böceklerinin şarkılarını, Ege'nin dalgalarını dinlerken. Lesvos, benim yerim. Denizin peri kızı. O her yerde. Denizde, tarihte, kültürde, güzellikte, seslerde, renklerde ve rüyalarda. Bize hayat veren, bizi büyüleyen ada. Lesvos, her yerde. O benim adam. Hepimizin adası. Ege'de korkmadan oynaşan, sınırları tanımayan yunuslar gibi, dostluk ve barış adına uğraş veren herkesin adası.